Dayan az kaldı yavrum. Hadi yavrum. Hadi ne olur biraz daha hızlı yürü hadi. Anneciğim. Hoş geldiniz evladım. Nasılsın? İyi. Hoş geldin teyze hoş. Valide Hanım, her zamanki gibi göz kamaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Damat bey, siz de her zamanki gibi çok yakışıklısınız. Sağ ol Emsel anne. Damat bey nerede? Çalışma odasında. İşlerden başını kaldırmıyor. Ben bir Cihan'ın yanına gideyim. Siz hanımefendileri de yalnız bırakın. Görüşürüz. Bahçe harika görünüyor. Evet. Atos çok uğraşıyor. Söyleyeyim de size kahve yollasın. Ben de son hazırlıklara bir bakayım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Oh. Hah. Buradasın demek. Yarın büyük gün. Bahçedeki hazırlıklar tamam gibi. Heyecan var mı? Dün geceden beri birkaç saat ya uyudum ya uyumadım. Aa, daha bu gece var kızım. Artık hiç uyumazsın. Bana bak. Sonra yüzüm gözüm şiş deme ha. Demem demem. Ben bugünü o kadar çok bekledim ki. Bir tek sen mi Yasemin? Babam da çok bekledi. Ada beylerinin üvey evladı olarak yıllarca eğitilip kakıldı. Hakkı oğlunu çaldılar ondan. Ama şimdi sayenizde o da gerçek bir ada beyli oluyor. Vallahi babamın hayalleri beni pek ilgilendirmiyor abi. Sen Cavidan'la babam gerçek bir ada beyli olabilsin diye evlenmiş olabilirsin. Ama ben Cihan'ı gerçekten seviyorum. Hem de çok. Nelere katlandım onun için. Neler yaptım onun karısı olabilmek için. Sınırları aşmakta çocukken bile hep gözü karaydın. Hep. Bazen bedel ödemek gerekir abi. Ben Yasemin Adabeyli olabilmek için çok bedel ödedim. Ama biliyor musun? Bir gün bile pişman olmadım. Bir gün bile. Ve sonunda yarın Cihan'ın karısı Yasemin Hanım olacağım. Ne gerek vardı mesela böyle bir düğüne? Sanki Cihan ilk kez evleniyor. Sahte düğün diyecektin galiba teyze. Malum. Dayımın Yasemin'in suratına baktığı yok. Bizim hayatımızda hislere yer yoktur Hicrancığım. Hiçbir zaman olmadı. Rahmetli anneciğin de hep bunun acısını çekti zaten. Ben buranın başına geçtiğimde her şey bambaşka olacak. Beni de azat edersin artık ha teyze. Hı? Bir dünya turunu alırım. Yurt dışında bir ev. İstanbul'da üniversite. Allah Allah. Böceğe bak sen. Başka? Alo. Cihan Adabeyli. Cihan Adabeyli ile görüşebilir miyim? Siz kimsiniz? Neden Cihan'ı buradan arıyorsunuz? Kim o anne? Bir kadın. Bir kadın? Hı hı. Buyurun. Cihan Adabeyli benim. Alo. Cihan Bey. Ben İsra Nasir, Ömer Nasir'in kızıyım. Alo,
Orada mısınız? Buradayım, buradayım. Babamı hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Tabii, hatırlıyorum. Çok uzun zaman oldu, konuşmamıştık. Bir şey mi oldu? Kendisi iyi mi? Babam... Alo. Öldürüldü. Öldürüldü mü? Başını sağ olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Babam öldürülmeden önce beni arayıp sizin numaranızı verdi. Sizi aramamı söyledi. Beni mi? Evet. Babama bir şeref sözü vermiştiniz. Şimdi size ihtiyacımız var. Şu an neredesiniz? Beyrut'taki Türk elçiliğinde saklanıyoruz. Babamı öldüren adamlar benim de peşimde. Beni iyi dinleyin. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Hemen mi? Cihan kimdi arayan? Bir tanıdık. Korkma artık Mahbub. Geliyor. Cihan Bey geliyor. Bize yardım edecek. Şükürler olsun. Şey, gelen kim acaba? Cihan Adabeyli. Cihan! Dayıcığım ne oldu? Nereye gidiyorsun? Necat, uçağı hazırlatalım tabii. Bir şey mi oldu Cihan? Cihan hayrola, nereye gidiyorsun? Cihan bir şey söyleyecek misin? Bir emanetim var, alıp geleceğim. Cihan! Mısın? Delirdin mi? Burası Türk konsolosu. Esra içeride. Daha fazla bekleyemeyecek. Burası Türk toprağı. Silahla oraya girmeye çalışırsan iki devlet arasında kriz çıkar. Bekleyeceksin, anladın? Anladın mı? Hala oradalar değil mi? Daha da kalabalıklaştılar kızım. Ver çocuğunu istersen. Ver hemen. Oluyor. Oluyor. Dur. Çok korkuyorum Mahbub. Bizi almadan pes etmeyecek. Hadi tatam, aç ağzını. Bir, iki... Beş. İkiden sonra üç gelir kuzum. Kaç gelirmiş? Bir. Kız Zeynep. Öğrenmiyor işte. Ne ısrar ediyor? Öğrenir. Azıcık yavaş öğrenir. Ama öğrenir benim kuzum. Değil mi? Açma kuzum. Korkarsın.
Aman be Dilber, böreğin üstü tutmuş bak. Sana demedim bunudan gözünü ayırma diye, ha? İlla her şeye ben bakacağım. Atoş kaça bölünsün ya o? Ay benim paşandamım buradaymış. Atoş, Cavidanlar akşam yemeğe kalacaklar. Mantı yapın, damat bey seviyor. Uygun görürseniz metaze yapalım Emsel Hanım. Olur olur, yapın. Babaanne. İstanbul'dan gelecek misafirler ve bakan beyin odası hazır mı? Hazır Emsel Hanım. Keten takımları da serdirdim. Güzel, güzel. Bir tanecik oğlumu. Tüm ülkede günlerce konuşulsun istiyorum düğünü. Babanız Ömer Nasir bizim için de çok kıymetliydi. Hatta kendisini burada da ağırlamıştık. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sizi de istediğiniz kadar burada ağırlamak isteriz ancak pek mümkün görünmüyor. Lübnan polisi sizi sorgulamak istiyor. Babanızın ölümünü bahane ediyorlar ama sebep ortada tabii. Lütfen. Hayatım tehlikede. Dışarıdaki adamlar beni bekliyor. Lütfen Cihan Bey'i bekleyelim. Gideceğim zaten. Ama nereye gideceksiniz belli mi? Bilmiyorum henüz. O söyleyecek. Bebeğin babası mı? Hayır. Kim o halde? O... Cihan Adabeyli bize yardım edecek. Peki bebeğin babasına haber vermek ister misiniz? Sen. Ben neredeyiz? Keyfi Cinella. Buraya nasıl geldik? Şu ameliyatın. Ne yaptın sen? Şu sabah. Ne yaptın? Ma fi şey halliki kel her adla cin. Inti hatibti. Ma fi şey galat. Allah belanı versin senin. İntiba etme. Manyak, ruh hastası. Keftan nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Dokunma, sakın dokunma. Ana müstahil mutlaka lakin fikra. Fikri kana makin tarif innek enti hatahrabi. Meta melek. Bırak, tapma, bırak. Bana bak, aç gözünü, aç. Sen benimsin demedin mi? Git Nasir'e selam et. Bu evliliği bozmak için can at. Hadi, hadi bozsun şimdi. Hadi beni bırak ısıra. Bırakamazsın. Bitti ısıra. Bundan sonra benimsin artık. Bebeğin babasına haber vermek ister misiniz? Hayır, hayır. İstemem. Peki ben size ne yapabilirim? Yani nasıl yardımcı olabilirim? Bir süre daha polise haber vermeyin. Tek istediğim bu. En azından o gelene kadar. Söz verdi, bekleyin dedi.
Bakın siz de kadınsınız. Belki de annesiniz. Bebeğimi ve kendimi korumak zorundayım. Lütfen saklayın beni. Peki. Yani büyükelçimle konuşurum. Belki sizi bir süre daha burada misafir edebiliriz. Teşekkür ederim. Çok tatlı. Adını ne koydunuz? Benim adım Ömer Nasir. Ömer Nasir'in kızı evli bile değilken hamile kalıyor. Benim isteğimle olmadı. Anlattım sana. Bu bebeği nasıl gizlersin benden? Ha? Nasıl söylemezsin? 4,5 aylık olmuş. Mecburdum baba. Sana söylesem bebeği aldıralım diyecektin. Ben böyle bir şeye izin veremezdim, anlıyor musun? Bu yaptığın daha mı doğru peki? Doğrusu buydu. Sen doğrudan yanlıştan ne anlarsın? Daha çocuksun. Peki sen? Anlıyor musun doğrudan yanlıştan? O ailenin içine girmek, sırlarını alabilmek için beni kullandın sen. Beni o manyakla nişanladın. Bu muydu doğru? Bu hamileliği gizleyeceğiz. Malik ailesi böyle bir çocuklar olduğunu asla bilmeyecek. Yoksa hayatın boyunca peşini bırakmazlar. İstihbaratın evlerinden birinde saklanacaksın. Ben her şeyi ayarlayacağım. Ne kadar saklayabileceğiz? Bebek doğunca öğrenecek herkes. Doğar doğmaz evlatlık vereceğiz bebeğe. Hiç kimse bilmeyecek. Nasir Bey. Olmaz. Yapamazsın. Öyle bir yaparım ki o bebek olduğu sürece Faruk da ailesi de bize rahat vermezler. En doğrusu bebeği birilerine verip kurtulmak. Ömer Bey ne olur yapmayın. Baba tamam. Yalvarırım kabul, evden çıkmam ama ne olursun bebeği başkasına verme. Yalvarırım sana başkasına verme. Vereceğim. Bu beladan başka türlü kurtulamayız. Ne olursun baba. Ne olursun. Bana istediğini yap ama bebeğe dokunma. Çekil. Baba. Ben senin tek kızınım. Ne yapıyorsan bu yüzden yapıyorum zaten. Bavulları hazırlayın. Baba. Baba yapma ne olursun. Ömer, babamın adı. İki gün sonra doktor randevum var anne. Doktor bu kez ümitli. Hamile kalmanıza engel olan ne varsa ortadan kaldırıyoruz dedi. İnşallah bu sefer olur kızım. İnşallah. İnşallah. Cihan'ı düşünüyorum. Böyle düğün üstü gitti. Kusura bakma olur mu? Niye gitti peki? Neymiş emaneti? Önemli bir şey değil. Halledip dönecek. Vay anam, vay anam, vay. Kız ne oldu yine martı sıpası gibi sekiyorsun? Kız Cihan Bey bir yere gitmiş. Bir emanetim var demiş. Ne emanetiymiş bu? Vallahi Emsal Hanım bozuntuya vermiyor ama bence o bile bilmiyor. Kız onun bilmediğini bu garip dil ben nereden bilsin? Kız Emsal Hanım'ın bu dünyada bilmediği bir şey yok. Aman. Onun istihbarat ağı nerelere uzanıyor senin haberin var mı? Ülkenin FBI'yi gibi kadın. Ama öyle bildiklerini oğlu orta söylemez. Asil kadın. Akıllı kadın bir kere. Aa teyze hoş. Hı. Bu paketin içinde ne var? Ve neden burada duruyor? Şey o. Zeynep'e elbise getirdim. Aa.
100 kere söyledim şunu şımartmayın diye. Ne gereği var? Aa anne ya. Biz Zeynep'le birlikte büyüdük. O da bu evde büyüdü. Ayrıca süt kardeşimiz. Ona olan bu tavrını anlayamıyorum gerçekten. Tetem buna bayılacak. Hadi kalk teyze, kalk. Verelim de sevinsin. Hadi bakalım. Yavrum, güzel kızım, sen hiç iyi görünmüyorsun. Anlıyorum anne. Ne babanın acısını yaşayabildin, ne şu yavrunun mutluluğunu. Dün geceden beri başımıza bin türlü bela geldi. Haklısın kızım, haklısın. Haklısın yavrum ama kimse o kadar güçlü olamaz. Şöyle azıcık ağlasan, içini rahatlatsan be kızım. Korkuyorum hasta olacaksın diye yavrum. Ya gelmezse? Sen hiç merak etme, o gelecek. Ama bak ta Türkiye'lerden geliyor. Bakalım uçak var mı? Bekleyeceğiz artık yarına kadar, ha? Hadi anne, ver onu bana. Sen çok yoruldun, biraz dinle. Hadi ver kuzumu bana. Oh benim yavrum, oh benim kuzum. Hadi dinlen annem sen. Çocuğum. Oh. Şehne sefer ha? Adana understand. Bakan speak Arabic. Dilimizi anlamıyor. Hanımefendi için gelmiş olabilir. Ne için geldi? Siz polis memuru musunuz? Senin soru sorma hakkın yok. Kim için geldi? No questions. Soru sormak yok, cevap da yok. Yol açın. Furhun, kim için? Ben ne için geldin? Konsoloslukta bazı işlerim var. Okay. Tamam. Kimine yeni ver. İngiliz'e benzemiyorsunuz. Vaktimi çalıyorsunuz. Eftahel. Cihan Bey. Yukarıda mı? Evet, buyurun. Müzik
ablacığım. Neredeymiş benimki? Gelsin bakayım buraya. Oh güzelim. Halası bu popişi yer. Yer bu popişi. Sobe. Sobe. Zeynuş'um. Bunu sana getirdim. Bana mı? Çok sağ ol Cavidan abla. Bir sene önce falan almıştım, öyle gardıropta duruyordu. Seversin diye düşündüm. Normalde kolları açıktı bunun, rahat edemezsin diye terzide kol diktirdim. Yani yarın düğün. Giymek istersin belki. Sevdin mi? Sevmek ne demek Cavidan abla? Bayıldım. Hı. Benim tetem bu elbiseyle peri kızı gibi olacak, değil mi? Çok yakışacak. Abla, kız o elindeki ne? Küçük abla bak, Cavidan ablam bana elbise getirmiş düğün için. Benim melek kalpli Cavidan, bağır ol abla. Şu öksüz Mahsin yüzünü güldürdün ya, Allah da senin yüzünü güldürsün inşallah. Atoş'um benim, sağ ol. Amin, amin. O benim kardeşim sayılır. Hatta sayılmaz. Kardeşim. Canım. Ya ama ben sizi yerim. Gel, gel, gel. Siz düğünde bir de beni görün. Elbisem siyah. Saçlarıma kaynana topuzu. Bir de çekeceğim topukluları. Gideceğim, adanın ucuna dikileceğim. Neden adanın ucuna dikiliyorsun? Ablacığım o kadar hanım hanım giyinmiş mi? Boşa mı gitsin? Gelen geçen tekneler baksınlar. Desinler ki, bu adada bu kadın yaşıyormuş, anladın mı? Yürü be Atoş. İsra, iyi misin? İyiyim. Korkmayın. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii. Bu kadar çabuk gelebileceğinizi düşünmemiştim. Geleceğimi söylemiştim. Baban için üzgünüm. Çok eski dostumdu. İyi bir insandı. Başın sağ olsun. Nasıl oldu? Babam beni arayıp numaranızı ve adınızı verdi. Beni öldürecekler. Evden çıkın dedi. Babamı öldürenler beni de öldürmek istiyor. Peşimdeler. Bu ön tarafta yolu kesenlerden bahsediyorsun. Onları tanıyor musun? Eski nişanlım. Bebeğimin babası. Bebeğinin babası mı? Bakın, babamın isteğiyle gerçekleşen bir nişandı. Beni tuzağa düşürdü. Babam öğrenince nişanı bozdu ve beni kaçırdı. Hamileliğim ortaya çıkınca onlardan saklamak için bir odada yaşadım aylarca. Onlar çok güçlü bir aile ve tehlikeli insanlar. Tam bilmiyorum ama babam sanırım görevi icabı onların aile sırlarını alabilmek için bu nişanı yaptı. Yani beni kullandı. Babam kötü biri değildi. O böyle olacağını tahmin etmemiştir. Ben onun en değerlisiydim. Babamı onlar öldürdü. Beni de öldürecekler. Tek istedikleri bebek. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yani seni emanet edebileceğim, tanıdığın, güvendiğin birileri var mı? Babamın akrabaları var. Ama yıllardır görüşmüyorlardı. Ben de hiç tanışmadım zaten. Sanırım ölmeden önce sizin adınızı verdiğine göre güvenecek başka kimsesi yokmuş.
Benim de yok. Bebeğimi korumak zorundayım. Tek istediğim hayatta kalmak. Yaşamak istiyorum. Oğlumu onlara veremem. Onlardan kaçmak istiyorum. Çok uzağa. Lütfen. Sana yardım edeceğim. Seni buradan götürmenin bir yolunu bulacağım. Merak etme. Otur. Daha fazla ayakta kalma. Gel. Hemen döneceğim. Sizi burada ağırlamak bir şeref Cihan Bey. Teşekkür ederim. Biraz karışık bir durum içerisindeyiz. Farkındayım ama İsra'yı da, bebeğini de buradan götürmek zorundayım. Bu çok zor. Siz Türkiye için neyseniz, Malik ailesi de Lübnan hükümeti için odur. İsra Hanım, Faruk Bey'in eski nişanlısıymış. Çok yoğun bir baskı altındayım. Kapıyı açmam için gelen telefonların haddi hesabı yok. Nereye kadar dayanabilirim bilmiyorum. Aslında İsra Hanım'ı buradan götürebilirsiniz. Yani annesi Türk, vatandaşlığı da var. Mahbube Hanım da Türk vatandaşı. Ancak bebeği götüremezsiniz. Yeni doğmuş, kimliği bile yok. Yani annenin de bebeği bırakacağını hiç sanmıyorum. Anlıyorum. Ancak onları burada bırakamam. Müsaadenizle benim küçük bir işim var. Siz konuşun. İsra Hanım vatandaşımız. Üstelik hayatı da tehlikede. Burada Malik ailesinden kimse onu koruyamaz. Bu yüzden tüm sorumluluğu üstüme alarak size yardım edeceğim. Yani bir devlet görevlisi olarak bunu söylemem çok yanlış biliyorum ama... bir annenin ve bebeğin hayatı söz konusu. Ayrıca durumun ciddiyeti de ortada. Bebeğe kimlik çıkartacağız. Nasıl olacak peki? İsra Hanım'la evleneceksiniz. Yani hemen burada. Bebeğin babası olarak da sizi göstereceğiz. Böylece vatandaşlık alabilecek. Ancak o zaman alıp götürebilirsiniz. Böyle bir şey kabul etmek çok zor biliyorum. Bana biraz müsaade edin. İsra Hanım'la evleneceksiniz. Bebeğin babası olarak da sizi göstereceğiz. Ancak o zaman alıp götürebilirsiniz. Beni de öldürecekler. Tek istedikleri bebek. Yasemin'e aşık olmadığını biliyorum. Eğer istemiyorum dersen şimdiye kadar yaptığım gibi sözünün üzerine söz söylemem. Sanırım ölmeden önce sizin adınızı verdiğine göre güvenecek başka kimsesi yokmuş. Benim de yok. Bebeğimi korumak zorundayım. Tek istediğim hayatta kalmak. Yaşamak istiyorum. İsra. Babana dedim ki, eğer bir gün bana ihtiyacın olursa, iki elim kanda dahi olsa gelirim. Yıllar önce ona bir şeref sözü vermiştim. Benim adım Cihan Adabeyli. Ve verdiğim söz benim namusumdur. Şimdi buradan gideceğiz. Benimle gelir misin? Gelirim. Nereye diye sormayacak mısın? Yola çıkarken nereye diye sorulmaz. کس نگفتم
مهرت را به دل نهفته با یادت شبی که خفته چون غنچه سهر شکفته فغان برارد دل تو ز دلم خبر ندارد دل تو ز دلم خبر ندارد پس از این نخورم فریب چشمت شرر نگهت اگر گذارد شرر نگهت اگر گذارد وصلت را ز خدا خواهم صفا خواهم که از مهرت به نوازی جانم عمر من به غمت شد تیتا بی من منو غم تا کی دردی هست نبود درمانم تنها ماندم تنها مانده هر شی için teşekkür ederim. Sağ ol. Pasaportunu aldın mı? Nasıl çıkacağız buradan? Dışarıdalar. Merak etme ben her şeyi düşündüm. Hadi. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu ili sizden başka hiç kimse yapmazdı. Sağ ol. Ben sizi hatırlıyorum. Yıllar önceden. Bana çok iyi bakmıştınız. Annem gibi. Sadece annem bana o kadar bakabilirdi. Ömer Nasir'in bana yaptığı büyük iyiliğin yanında bu küçük bir teşekkür sadece. Hadi. Sayın Başkan. Oğlumu daha fazla tutamam. Kapıyı artık açtırmalısınız. Tamam. Sizden haber bekliyorum. Baba. Hiçbir şey yapmıyorlar işte. Bırak ben halledeyim şu işi. Hani biz Malik ailesiydik? Ha? Hani her şey, herkes bizleydi. Elinde silahla elçiliği mi basacaksın? Ben bile kurtaramam o zaman seni. Sakin ol. Mekte, seni zapt etmekten bıktım. Başkan söz verdi. Halletmeye çalışacak. Sabahtan beri Esra'yı bize göstermediler. Onu çıkarmanın, kaçırmanın bir yolunu arıyorlar. Biliyorum. Bu elçinin arabası. Bizi atlatıyorlar. Elçi değil. Esra'yı çıkardılar. Yallah. Esra. Elhan.